Evet sevgili öğrenciler, Milli Mücadele döneminin son konusu olan Sevr Antlaşması'nı anlatacağız. Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920'de imzalanmıştır. 1. Dünya Savaşı'nda yenilen devletlere imzalatılan barış antlaşmalarının şartları Paris Barış Konferansı'nda hazırlanmıştı. Paris Barış Konferansı'nda İzmir'in işgal edilmesine de karar verilmişti. Bunu hatırladınız mı? Bu konferansta Osmanlı Devleti'nin paylaşımı itilaf devletleri arasında anlaşmazlıklara, kavgalara neden oldu. Bu nedenle Osmanlı Devleti ile yapılacak olan barış antlaşması ileri bir tarihe ertelendi. 1920 yılına gelindiğinde yaklaşık bir sene sonra ortada hala bir barış antlaşması yoktu. Fakat Türk halkı örgütlenmeye ve işgallere karşı direnmeye başlamıştı. Misak-ı Milli'nin ilanı ve Büyük Millet Meclisi'nin açılması gibi gelişmeler üzerine İtilaf Devletleri San Remo Konferansı'nda 18-26 Nisan 1920 tarihinde bir araya geldiler. 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı ile yapılacak antlaşmanın şartlarını hazırladılar. Hangi antlaşma o? Şimdi burada anlattığımız Sevr Antlaşması. Hazırlanan antlaşma metni Paris'te Osmanlı heyetine verildi. Heyet anlaşma şartlarının çok ağır bulduğunu açıkladı. Antlaşma metnini kabul etmedi. Dolayısıyla burayı özetlersek Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı'yı paylaşamıyorlar. Sonrasında Türk halkı direnmeye, örgütlenmeye başlayınca hemen ne diyorlar? Hadi bakalım bu barış antlaşmasını bir ortaya çıkaralım diyorlar. San Remo Konferansı'nda Osmanlı'yla imzalanacak olan Sevr Antlaşması'nın şartlarını hazırlıyorlar. Peki hazırlanan antlaşma metnini Osmanlı heyeti kabul etmedi dedik. Bunun üzerine neler oldu? Şunlar oldu. İngilizlerin desteğindeki Yunan ordusu 22 Haziran 1920'de harekete geçiyor. Bursa, Balıkesir ve Uşak'ı işgal ediyor. 20 Temmuz 1920'den itibaren de Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli işgal ediliyor. İngiliz ordusu Mudanya ve Bandırma'ya asker çıkarıyor. Osmanlı devlet adamları gelişmeler üzerine önerilen antlaşmanın kabul edilmesine karar veriyorlar. Ama anayasaya göre antlaşmanın meclisin onayından geçmesi gerekliydi. Fakat meclis kapalıydı. Peki bunun üzerine Osmanlı padişahı ne yapacak? Meclisin kabul etmesi gerekiyor antlaşmayı ama meclis kapatılmış. Mebusan meclisi kapalı olduğu için Padişah Vahdettin ve Sadrazam Damat Ferit komutan ve nazırlardan oluşan Saltanat Şurası'nı topluyorlar. 22 Temmuz 1920'de Saltanat Şurası'nda sadece Topçu Feriki Rıza Paşa Sevr Antlaşması'nın maddelerinin çok ağır şartlar taşıdığını ileri sürüyor ve imzalanmasına karşı çıkıyor. İşte Saltanat Şurası'nda Sevr'in maddelerinin çok ağır olduğunu söyleyerek imzalanmasına karşı çıkan Topçu Feriki Rıza Paşa şu anda onu ekranda görüyorsunuz. Saltanat Şurası'nda tek başına karşı çıkan kişi oydu. Soru cevap. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 18-26 Nisan 1920'de Osmanlı topraklarının paylaşılması ve Osmanlı ile yapılacak olan Sevr Antlaşması'nın şartlarını hazırlamak için toplanan konferansın adı nedir? A. San Remo Konferansı, B. Paris Barış Konferansı. Sevr Antlaşması'nın şartlarını hazırlamak için toplanan konferans San Remo Konferansı'dır. Şu anda haritada San Remo'yu görüyorsunuz. İşte San Remo Konferansı haritada gördüğünüz bu bölgede gerçekleşmişti. 1. Dünya Savaşı sonunda 10 Ağustos 1920'de Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Barış Antlaşması aşağıdakilerden hangisidir? 1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Ateşkes Antlaşması Mondros'tur. İmzalanan Barış Antlaşması ise A şıkkındaki Sevr Antlaşması'dır. Tarihi nedir? 10 Ağustos 1920'de. Sevr Antlaşması Osmanlı tarihindeki bir antlaşmayla benzer özelliğe sahiptir. Ayastefanos Antlaşması diye bir antlaşma vardı biliyorsunuz. Ayastefanos Antlaşması da Sevr Antlaşması da kağıt üzerinde kalmış antlaşmalardır. Peki Sevr Antlaşması nasıl kağıt üzerinde kaldı? Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleşen milli mücadelenin başarıya ulaşması üzerine kağıt üzerinde kalan bir antlaşmadır. Peki B şıkkındaki Lozan Antlaşması nedir? Türk Kurtuluş Savaşı başarıya ulaştıktan sonra imzalanan barış antlaşmasıdır. Aşağıdaki konferanslardan hangisiyle Osmanlı Devleti'ne sunulacak Sevr Antlaşması'na son şekil verilmiştir? A. Paris Barış Konferansı, B. San Remo Konferansı. Sevr Antlaşması'na son şekil San Remo Konferansı'nda verilmiştir. Örnek soru: aşağıdakilerden hangisi itilaf devletleri arasında görüş ayrılığına neden olmuştur? A. Mondros Ateşkes Antlaşması, B. Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi, C. Londra Konferansı'na Osmanlı Devleti'nin çağrılması, D. Paris Konferansı'nda İzmir'in Yunanistan'a verilmesi, E. San Remo Konferansı. İtilaf devletleri arasında görüş ayrılığına neden olan D şıkkındaki Paris Konferansı'nda İzmir'in Yunanistan'a verilmesidir. Peki neden böyle bir şey oldu? Çünkü İzmir'i daha öncesinde İtalya'ya vermişlerdi. Paris Konferansı'nda İzmir'in Yunanlara verildiği açıklanınca İtalyanlar ne yaptı bu duruma? Kızdılar, sinirlendiler. Neden İzmir'i Yunanlara verdiniz dediler. İşte itilaflar arasında ayrılıklar, anlaşmazlıklar çıktı Paris Konferansı'nda. Doğru yanlış San Remo Konferansı'ndan sonra yaşanan gelişmeler üzerine Osmanlı Devleti Sevr Antlaşması'nı imzalamıştır. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. İşgaller başlayınca İngiliz destekli Yunan ordusu ve İngilizlerin işgal hareketleriyle birlikte Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti tarafından imzalanmıştır. San Remo Konferansı'nda ortaya çıkan Sevr metni Osmanlı heyetince kabul edilmeyince Bursa, Balıkesir, Uşak, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli gibi iller işgal edildi. İngilizler Mudanya ve Bandırma'ya asker çıkardı. Doğru mu bu ifadeler? Evet doğru. San Remo Konferansı'yla Osmanlı Devleti'ne Sevr Antlaşması dayatılmıştır. Doğru mu yanlış mı? Evet kesinlikle doğru. San Remo Konferansı'nı belki daha önce duymadınız. San Remo Konferansı'nda Sevr Antlaşması'nın şartları hazırlanmıştır. Soru cevap: Mebusan Meclisi kapalı olduğu için Padişah Vahdettin tarafından toplanan Saltanat Şurası'nda Sevr Antlaşması'nın çok ağır şartlar taşıdığını ileri sürerek imzalanmasına karşı çıkan Osmanlı Devlet adamı kimdir? A. Topçu Feriki Rıza Paşa, B. Sadrazam Damat Ferit Paşa. Sevr Antlaşması'na Saltanat Şurası'nda sadece bir kişi karşı çıkıyor. Şu anda ekranda gördüğünüz Topçu Feriki Rıza Paşa'dır. Sevr Antlaşması'nın Osmanlı Mebusan Meclisi'nin onayından geçmesi gerekiyordu. Fakat meclis kapalıydı. Bu nedenle aşağıdakilerden hangisi kurularak bu antlaşmanın imzalanması sağlanmak istenmiştir? Meclis tarafından onaylanmadığı için hukuken zaten geçersiz bir antlaşmadır. Ama meclis kapalı olduğu için saltanat kurulunu, saltanat şurasını topluyorlar ve bu antlaşmanın imzalanmasını orada onaylıyorlar. Sonrasında heyeti gönderiyorlar. Sevr Antlaşması metni imzalanıyor. Ama bir kez daha tekrarlayalım. Sevr Antlaşması kağıt üzerinde kalan bir antlaşmadır. Neden? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen milli mücadele başarıya ulaşmıştır ve Sevr Antlaşması yırtılıp atılmıştır. Daha demin anlattığımız süreci bir özetleyelim. Sevr Antlaşması nasıl ortaya çıktı? San Remo Konferansı'nda Sevr Antlaşması'nın şartlarını hazırlıyorlar. Barış Antlaşması'nın şartları nerede hazırlanıyordu derse San Remo Konferansı diyeceksin. San Remo Konferansı'nda hazırlanan şartları Osmanlı heyeti uygun buluyor mu? Hayır, uygun bulmuyor. Bunun üzerine neler başlıyor? İşgaller başlıyor. İşgallerin başlaması üzerine Osmanlı hükümeti bu antlaşmayı kabul edelim diyor. Meclis kapalıydı o zaman bir de. Meclis kapalıydı. Peki buna kim karar verecek? Padişah Vahdettin liderliğinde Saltanat Şurası toplanacak ve Sevr Antlaşması'nın onayı orada alınacak. Sevr Antlaşması'nı kimler imzaladı? Bunu da öğrenelim. 3 kişi var bakın. Birincisi Hadi Paşa'dır. İkincisi Rıza Tevfik'tir. Üçüncüsü Reşat Halis'tir. İşte bu isimlerden oluşan Osmanlı heyeti Paris'e giderek Sevr kasabasında antlaşmayı imzalıyorlar. 433 maddeden oluşan bir antlaşmadan bahsediyoruz. Sevr'in bazı önemli maddeleri şöyleydi sevgili öğrenciler. Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanlara bırakılacak. Anadolu'nun doğusunda bir Ermenistan ve Kürdistan kurulacak. Mardin, Urfa, Antep, Suriye Fransızlara bırakılacak. Adana'dan Kayseri ve Sivas'a kadar olan bölge Fransız nüfusunda olacak. Aydın ve Çine çayından itibaren Batı Anadolu İtalyanlara bırakılacak. Arap toprakları İngiltere ve Fransa'nın mandası altında olacak. Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Kapitülasyonlardan yani yabancı devletlere tanınan ekonomik ve hukuki ayrıcalıklar ayrıcalıklardan tüm itilaf devletleri yararlanacak. Yani Sevr Antlaşması Türk milleti için bir yıkımdı. Dolayısıyla buna karşı ne mücadelesi verilecek? Kurtuluş Savaşı mücadelesi verilecek. Mecburi askerlik kalkacak ve sadece 50.700 asker bulunacak. Kimde? Osmanlı'da. Bakın Osmanlı'da mecburi askerliği kaldırmışlar Sevr Antlaşması'yla. İstanbul başkent olarak kalacak fakat Türkler antlaşma şartlarına uymazsa İstanbul'da ellerinden alınacak. Şimdi de Sevr Antlaşması'nı haritadan anlamaya çalışalım. Ekranda mavili alanları görüyor musunuz? Bir taraf Doğu Trakya, bir tarafta Batı Anadolu. Doğu Trakya ile Batı Anadolu bu antlaşmayla kime verilmişti? Yunanistan'a verilmişti. Kırmızılı alanları görüyor musunuz? Oralar nerelere işaret ediyor? Oralar Boğazlar bölgesi. Boğazlar bölgesi ise Sevr Antlaşması'yla uluslararası bir yönetimin idaresine verilmiştir. Sarılı gördüğümüz alanlar İstanbul küçücük burada görüyor musunuz? İstanbul'da sarılı, şu iç Anadolu ve üst tarafı da sarılı. İşte buralarda Sevr Antlaşması'yla Osmanlı'ya, Türklere verilen alanlar. Alt tarafta gördüğünüz yeşilli alan ise Aydın ve Çine Çayı'ndan itibaren içerisinde Konya bölgesi de var. İtalyanlara verilen alandır. Yukarıda gördüğünüz buz mavisi alan ise Doğu Anadolu'da bir Ermenistan devletinin kurulmak istendiği alandır. Onun altında açık morla gördüğünüz alan ise Doğu Anadolu'da bir Kürdistan devletinin kurulmak istendiği alandır. Hemen altındaki pembeli alan ise içerisinde Musul'da var, Filistin bölgesi de var. İngiltere nüfusu altına alınmak istenen alandır. Hemen yanda gördüğümüz morlu alan ise içerisinde Urfa var, Antep var, Suriye var. Fransızların egemenliği altına, nüfusu altına alınmak istenen yerlerdi. Hangi antlaşmaya göre? Sevr Antlaşması'na göre. Özetlersek Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan'a verilmiştir. Anadolu'nun doğusunda bir Ermenistan ve Kürdistan devleti kurulacaktır. Mardin, Urfa, Antep ve Suriye bölgesi Fransa'ya verilecektir. Aydın, Çine Çayı'ndan itibaren Batı Anadolu bölgesi ve Konya civarı İtalyanlara verilecektir. Arap toprakları ise bu taraf Suriye tarafı Fransa'ya, Irak tarafı ve Filistin bölgesi İngiltere'ye manda olarak verilecek. Boğazlar ise uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir. Kırmızılı alanlar. Ekonomik olarak da Sevr'le Osmanlı'yı çıkmaza sokmak istemişler. O madde hangisi? Kapitülasyonlardan tüm itilaf devletleri yararlanacaktır maddesi. Askeri olarak savunmasını almışlar Osmanlı'nın. Mecburi askerlik kaldırılmıştır. Osmanlı'da demişler ve asker sayısı 50.700 kişiyle sınırlandırılacak demişler. Bu ne demektir? Kendini savunama demek. İstanbul'la ilgili de şunu söylemişler. Tamam, İstanbul'u size vereceğiz ama antlaşmaya uygun davranırsanız, yoksa demişler İstanbul'u da elinizden alırız. Artık size bir harita verseler sınavda, deseler ki işte Doğu Trakya ve Batı Anadolu Sevr Antlaşması'yla hangi ülkeye verildi? Cevap verebilir misiniz? Verdiniz mi? Cevabınız ne olması lazımdı? Yunanistan olması lazım. Mardin, Urfa, Antep, Suriye kime bırakılmıştı derse ne diyeceksiniz? Fransızlar diyeceksiniz. Şimdi gelelim Sevr Antlaşması'nı imzalayan Osmanlı devlet adamlarına. Birisi ekranda gördüğünüz Rıza Tevfik, diğeri Hadi Paşa, diğeri Reşat Halis'tir arkadaşlar. Yanlarında kim var peki? Damat Ferit Paşa var. Tekrar burada Sevr Antlaşması'nı imzalayan Osmanlı devlet adamlarını görüyorsunuz. Birisi Reşat Halis'tir, diğeri Rıza Tevfik'tir, diğeri Hadi Paşa'dır. Şu anda ekranda gördüğünüz kişi ise Topçu Feriki Rıza Paşa. Bizim için anlamı ne? Sevr Antlaşması'nı Saltanat Şurası'nda imzalanmasını istemeyen tek kişidir. Harita üzerinden bir soru cevap yapalım. Sevr Antlaşması'na göre Batı Anadolu ve Doğu Trakya hangi devlete verilmiştir? A. İtalya, B. Yunanistan. Sevr Antlaşması'na göre Batı Anadolu ve Doğu Trakya B şıkkındaki Yunanistan'a verilmişti. Soru cevap. Sevr Antlaşması'na göre haritada mavi ve sarı taralı alanlarda hangi devletler kurulmak isteniyordu? Doğu Anadolu bölgesinde şu üstte gördüğünüz mavili alanda Ermenistan'ı kurmak istiyorlardı. Artta gördüğünüz sarılı alanda ise Kürdistan'ı kurmak istiyorlardı. Hangi antlaşmaya göre? Sevr Antlaşması'na göre. Haritada siyah alanın içerisine giren bazı Anadolu ve bazı Orta Doğu toprakları hangi devletin egemenliği altına girecekti? A. İngiltere, B. Fransa. Siyahla gördüğünüz alan içerisinde Suriye toprakları da var, Şam var, Halep var. İşte bu alan Sevr Antlaşması'yla Fransa'nın mandası altına girecek. Gene bir soru cevabımız var. Musul'un da içinde yer aldığı bazı Orta Doğu toprakları haritada yeşil alan ile gösterilmiştir. Bu alanlar Sevr Antlaşması'na göre hangi devletin egemenliğine girmiş olacaktı? A. Fransa, B. İngiltere. Sevr Antlaşması'yla bu topraklar İngiltere'nin egemenliği altına girmiş olacaktı. Soru cevap: Sevr ile Doğu Trakya ve Batı Anadolu kime verilmiştir? A. İtalya, B. Yunanistan. Sevr ile Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan'a verildi. Sevr Antlaşması ile Anadolu'nun neresinde bir Ermenistan ve Kürdistan devleti kurulmak isteniyordu? A. Doğusunda, B. Batısında. Doğusunda kurulmak isteniyordu. Sevr ile Mardin, Urfa, Antep ve Suriye kime bırakılacak? Adana'dan Kayseri ve Sivas'a kadar olan bölge kimin nüfusunda olacaktı? A. Fransa, B. İngiltere. Mardin, Urfa, Antep, Suriye, bu bölge Fransa'ya bırakılacaktı. Adana'dan Kayseri ve Sivas'a kadar olan bölgede gene Fransızların nüfusu hakimiyet alanı olacak. Sevr Antlaşması'na uyulmazsa aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı'nın elinden alınacaktı? A. İstanbul, B. Ankara. Sevr'e uyulmazsa İstanbul'da Osmanlı'nın elinden alınacaktı. Sevr Antlaşması'nda mecburi askerliğin kaldırılması hakkında bir madde var mıdır? A. Evet var, B. Hayır yok. Sevr Antlaşması'na göre Osmanlı'da mecburi askerlik kaldırılacaktı. Dolayısıyla A şıkkı doğru olur. Sevr Antlaşması'na göre kapitülasyonlardan kimler yararlanabilecekti? A. Sadece İngiltere, B. Tüm itilaf devletleri. Kapitülasyon bir kere nedir? Yabancı devletlere tanınan ekonomik ve hukuki ayrıcalıklardır. Sevr'e göre kapitülasyonlar B şıkkındaki tüm itilaf devletlerine tanınacak. Sevr Antlaşması'na göre boğazları kim yönetecekti? A. Osmanlı Devleti, B. Uluslararası Komisyon. Gene Sevr Antlaşması'nın çok kötü bir tarafı, bu antlaşmaya göre boğazları Osmanlı değil, uluslararası bir komisyon yönetecekti. Sevr Antlaşması'na göre Arap toprakları hangi devletlerin mandası altına girecekti? A. İngiltere, Rusya, B. İngiltere, Fransa. Sevr'e göre Arap toprakları, Orta Doğu toprakları İngiltere ve Fransa'nın mandası altına girecekti. Sevr Antlaşması'na göre kapitülasyonlardan hangi devletler yararlanabilecekti? A. Sadece İngiltere, B. Tüm itilaf devletleri. Daha demin de cevapladık, bunu asla unutma. Sevr'e göre kapitülasyonlardan tüm itilaf devletleri yararlanacak. Şimdi şu eşleştirmemizi bir yapalım. Sevr Antlaşması'yla Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan'a mı verildi, İtalya'ya mı verildi? Doğu Trakya ve Batı Anadolu Sevr'e göre Yunanistan'a verilmiştir. Mardin, Urfa, Antep ve Suriye. Bu bölge zaten birbirine yakın topraklar. Bu bölgeler Fransa'ya mı verildi, İngiltere'ye mi verildi? Bu bölgeler Sevr Antlaşması'na göre Fransa'ya verilmiştir. Aydın ve Çine Çayı'ndan itibaren Batı Anadolu. Bu bölgeler kime verildi? Yunanistan'a mı, İtalya'ya mı? Bu bölgeler İtalya'ya verilmiştir. Arap toprakları İngiltere ve Fransa'nın mandası altına alacak. Doğru mu bu ifade, yanlış mı? Evet, doğru. Boğazlar Osmanlı tarafından yönetilecek. Doğru mu bu ifade, yanlış mı? Yanlış. Uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Kapitülasyonlardan sadece İngiltere yararlanacak. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Tüm itilaf devletleri yararlanacak. Hangi antlaşmaya göre? Sevr Antlaşması'na göre. Verilen Türk Kurtuluş Savaşı'yla bu yıkım antlaşması yırtılıp atılmıştır. Buraya dikkat. Mustafa Kemal Sevr Antlaşması için siyasi, adli, ekonomik ve mali bağımsızlığımızı yok etmeye ve sonuç olarak yaşama hakkımızı inkara ve ortadan kaldırmaya yönelik olan Sevr Antlaşması bizce mevcut değildir sözleriyle bu antlaşmanın kabul edilemez olduğunu belirtmiştir. Yani Mustafa Kemal diyor ki ben Sevr'i tanımıyorum diyor, böyle bir antlaşmayı da kabul etmiyorum diyor. Dikkat! Sevr Antlaşması Büyük Millet Meclisi tarafından reddedilmiştir. Antlaşmayı imzalayanlar ve onaylayanlar vatan haini ilan edilmiştir. Sevr Antlaşması kağıt üzerinde kalmıştır. Çünkü Türk milleti vatanını parçalayan, Türklere yaşama hakkı tanımayan Sevr Antlaşması'nın uygulanmasına izin vermedi. Bağımsızlığı için mücadele ederek milli mücadeleyi zaferle sonuçlandırdı. Lozan Barış Antlaşması ile bağımsızlığını taçlandırdı. Sevr Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi için meclis onayından geçmesi gerekiyordu. Fakat Mebusan Meclisi dağıtılmış olduğu için bu mümkün olmamıştı. Bu nedenle Sevr Antlaşması aynı zamanda yasal dayanaktan yoksun deriz, milli iradeye aykırıydı deriz. Soru cevap, boğazların uluslararası bir komisyona verilerek bütün devletlerin gemilerine açık tutulması hükmü aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde yer almaktadır? A. Sevr Antlaşması, B. Montre Boğazlar Sözleşmesi. Boğazlar uluslararası bir komisyona verilsin diyen A şıkkındaki Sevr Antlaşması'dır. Aşağıdaki antlaşmalardan hangileri imzalandıkları halde yürürlüğe konulmamıştır? A. Ayastefanos ve Sevr, B. Berlin ve Moskova. Ayastefanos Antlaşması da Sevr Antlaşması da imzalandıkları halde yürürlüğe konulmamıştır. Kağıt üzerinde kalan antlaşmalar çok farklı tarihlerde imzalansalar dahi sonuçları aynıdır. Yani kağıt üzerinde kalmışlar. Sevr Antlaşması ile Güneybatı Anadolu ve Konya çevresi hangi devlete bırakılmıştır? A. İtalya, B. Fransa. Güneybatı Anadolu ve Konya çevresi İtalya'ya bırakılmıştı. Doğru yanlış San Remo Konferansı'nda ortaya çıkan Sevr Antlaşması taslağı Mebusan Meclisi dağıtıldığı için Padişah Vahdettin tarafından toplanan Saltanat Şurası'nda onaylanmıştır. Doğru mu yanlış mı? Evet doğru. Saltanat Şurası'nda onaylanan Sevr Antlaşması taslağı Paris'e gönderilen Rıza Tevfik, Hadi Paşa ve Reşat Halis tarafından oluşan heyetçe imzalanmıştır. Doğru mu yanlış mı? Evet doğru. Sevr Antlaşması Mustafa Kemal ve Milli Mücadele taraftarları tarafından da kabul gören bir antlaşmadır. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle yanlış. Mustafa Kemal önderliğinde verilen Milli Mücadele Sevr Antlaşması'na karşı verilmiş bir mücadele. Örnek soru: Sevr Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Milli mücadele sayesinde kağıt üzerinde kaldı. Evet, bunu Sevr Antlaşması ile ilgili söyleyebilirim. B. Boğazları uluslararası bir komisyona devrettiği. Evet, Sevr Antlaşması'nda boğazlar uluslararası bir komisyona devredildi. C. Kapitülasyonları tüm itilaf devletlerinin yararına sunduğu. Evet, Sevr Antlaşması bunu da yapmıştır. D. Batı Anadolu'nun İtalya'ya verilmesini sağladığı. Bunu söyleyemem. Çünkü Batı Anadolu'yu Yunanlara verdiler. Fakat Güneybatı Anadolu'yu kime verdiler? İtalyanlara. Paris Barış Konferansı'ndan itibaren de itilafların arasındaki ayrışmazlığı, anlaşmazlıkları ortaya çıkaran durum. İtalya, İzmir ve çevresini istediği halde Paris Barış Konferansı'nda İzmir ve çevresini İtalya'ya vermemişlerdi. Gene Yunanlara vermişlerdi. Sevr'de de bu durum devam etmiştir. Arap topraklarını Fransa ve İngiltere mandası haline getirdiği, evet, Sevr Antlaşması'yla bunu da söyleyebiliriz. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması'nı imzalayan heyet içerisinde 1. Hadi Paşa, 2. Rıza Tevfik, 3. Reşat Halis gibi Osmanlı devlet adamlarından hangileri vardı? Hadi Paşa var, Rıza Tevfik vardı, Reşat Halis vardı. Şu anda ekranda gördüğünüz 3 kişi tarafından Sevr Antlaşması imzalanmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkındaki 1, 2 ve 3'tür. Soru cevap, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleri'yle imzaladığı Ateşkes Antlaşması aşağıdakilerden hangisidir? A. Mondros, B. Sevr. Ateşkes Antlaşması'nı soruyor bana. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk önce Ateşkes Antlaşması imzaladı, sonra da Barış Antlaşması imzalamıştır. Ateşkes Antlaşması'nı sorduğu için cevabımız Mondros olmuştur. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleri'yle imzaladığı Barış Antlaşması aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruda da Barış Antlaşması hangisidir diye soruyor. A. Mondros, B. Sevr. Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'ndan sonra imzaladığı Barış Antlaşması Sevr Antlaşması'dır. Sevr Antlaşması ile Musul bölgesi aşağıdaki devletlerden hangisinin nüfusu altına girmiştir? A. Fransa, B. İngiltere. Musul bölgesi İngiltere'nin nüfusu altına girmiştir. Soru cevap, Sevr Antlaşması için neden hukuken geçersiz denilmektedir? A. Mustafa Kemal karşı çıktığı için, B. Meclis onayından geçmediği için. Sevr Antlaşması için hukuken geçersizdir denilmesinin mantığı şudur: meclis onayından geçmediği için hukuken geçersizdir diyoruz. Sevr Antlaşması'nın şartlarını hazırlamak için yapılan görüşme aşağıdakilerden hangisidir? A. San Remo Konferansı, B. Lozan Konferansı. Sevr Antlaşması'nın şartları nerede hazırlandı derse direkt A şıkkındaki San Remo Konferansı diyeceğiz. 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti ile imzalanan Barış Antlaşması aşağıdakilerden hangisidir? A. Lozan Antlaşması, B. Sevr Antlaşması. 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı ile imzalanan Barış Antlaşması Sevr Antlaşması'dır. Ateşkes Antlaşması'nı sorsaydı ne diyecektik? Mondros Ateşkes Antlaşması'dır. Ateşkes Antlaşması ile Barış Antlaşması'nı birbirine karıştırmayalım. Antlaşması'nın yıkıcı etkilerini harita üzerinden tekrar görelim. Bakın görüyor musunuz? Osmanlı'ya sadece şu sarı bölgeyi bırakmışlar. İtalyanlara bu yeşil alanı vermişler. Yunanlara şu mavili alanları vermişler. İçinde İzmir var. İçinde Doğu Trakya var. Fransızlara şu mor alanı vermişler. İngilizlere şu alanı vermişler. Ermenilere şu toprağı vermişler. Altta da Kürdistan'ı kurmak istedikleri alan var. Yine şurası da Fransızların etki alanı olarak geçiyor antlaşmaya göre. Musul kimin elinde bu haritaya göre? İngiltere'nin elinde. Şuradaydı Musul arkadaşlar. İşte Sevr Antlaşması'na karşı mücadele edildi derken, milli mücadele ne yapmak istiyordu derken bundan bahsediyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen milli mücadele Anadolu'nun parçalanmasını önlemiştir. Düşmanların Anadolu'yu parçalamasının belgesini, antlaşmasını yırtıp atmıştır.